Çin'in Wuhan kentinde yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bugün uçakla ülkemize getirmenin, salimen getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çin'den gelen kargo uçağı havaalanına indi. 42 kişi karantina altına alındı. İki akademisyen hocamızdan oluşan sağlık ekibiyle birlikte yola çıkılmıştı. Türkiye, Çin'in Wuhan kentinde yayılan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarını ülkeye getirmek için 31 Ocak'ta kargo uçağı göndermişti. Wuhan'dan yola çıkmadan önce sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerin ardından 42 kişide herhangi bir koronavirüs bulgusuna rastlanılmadığı açıklandı. 42 kişinin 32'sinin Türk, 6'sının Azerbaycan, 3'ünün Gürcü, 1'inin de Arnavutluk vatandaşı olduğu belirtildi. Bu yolculuk sürecinde maske dahil, kıyafetler dahil alınması gereken bütün tedbirler alınarak getirildi. İlk sağlık taramaları yapılan 42 kişi Türkiye'nin gönderdiği kargo uçağıyla 1 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Koca Yusuf isimli kargo uçağı iniş yaptı. Uçağın içindeki 42 vatandaşın tahliyesi yapılıyor. Sağlık ekipleri özel kıyafetler giyerek vatandaşları ve eşyalarını tek tek ambulanslara yerleştirdi. 6 vatandaşımız gelmek istemedi. Onun da sebebini şöyle açıkladılar. Bazı sosyal medya hesaplarında, bazı basın yayın organlarında vatandaşlarımızın kimlik bilgileri paylaşılmış. Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan gelen ambulanslarla 42 kişi hastaneye sevk ediliyor. Çin'den gelen 42 kişi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlık Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 17 ambulansla hastaneye giriş yapılmasının ardından sağlık ekibi ve mürettebatın da içinde bulunduğu 20 kişi de karantinaya alındı. Toplam 62 kişi hastanede bulunuyor. Hastane 31 Ağustos'ta kullanıma kapatılıp ilgili bölümleri şehir hastanesine devredilmişti. Özellikle devletimizin güçlü olduğunu, dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağımızı altını çizmek istiyorum. İlk taramada virüs bulgusuna rastlanmayan vatandaşlar 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Nedeni ise hastalığın kuluçka süresinin 14 gün olması. Her kişi şifreyle giriş yapılan özel odalarda kalıyor. 14 gün boyunca odaların camları açılmayacak. Ayrıca bu kişilere 3 günde bir tetkik yapılacak. Herhangi bir sorun yoksa 14 günün sonunda taburcu edilecekler. Her biri yine kurulun önerileri doğrultusunda ayrı izole odalarda kalmakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşların hastanede geçirdikleri ilk günde basın açıklaması yaptı. Virüse ilişkin son durum hakkında bilgi veren bakan, 3 Şubat'ta okulların açılması nedeniyle öğretmen ve öğrencilere de önemli uyarılarda bulundu. Okullarda kış ayları da dahil sınıflar ve diğer alanlar sık havalandırılmalıdır. Eller sık yıkanmalı, kirli eller ile göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılmalıdır.